Dark Passage'dan mesela yayından başında şey de gördük. Yani lane istatistiklerine gördük ama MTS de mesela hiç fena değil o konu. Evet. Gayet koridoru yenmeye, rakibin üzerine yıkmaya çalışıyor. O yüzden mesela orada alınabilecek bir eşleşme avantajı çok daha büyük yansımaları olacaktır bu maça. Ve bu yorumlarımızla beraber seçim yasaklama ekranına da başlamış bulunuyoruz. Pantheon, Lucian ve Akali gibi 3 çok tehlikeli şampiyona veda ederek başladık. Evet, şimdi bakalım başka neler gidecek. Orman havuzuna bir müdahale yapılacak mı? Elis yasaklaması gelecek mi Galacticos tarafından? Onu göreceğiz. Set kalktı ortadan. Jarvan gitti Dark Passage'dan. Evet, bir Elis yasaklaması şimdi Galacticos tarafından görebiliriz. Ben ormancı yasaklamalarını Jarvan dışında çok şey bulmuyorum ya. Jarvan da belli noktalarda. Çünkü Jarvan'ın diğerlerinden bir farkı var. Jarvan defansif eşya dizilimiyle oynayabiliyor. Diğer ormancılar pek onu yapamıyorlar. Peki bu trash yasaklamasını nasıl yorumluyorsunuz? Erken Brown mu bu? Demek bu. Umarım değildir. Çünkü onu cezalandıracak daha mesela Bard'ı biraz evvel konuşmuştuk. Bence Varus trash olasılığını ortadan kaldırmış. Evet, öyle bir durum da var. Syndra ilk seçim yalnız. Bunun bir esnekliği olacak bence kesinlikle. Esneklik tehdidi olmasa ilk seçim Syndra'yı tercih etmezdi bence Dark Passage tarafı. Ulan sanki Black oynadı. Evet, Black ben de Syndra'nın oynadı. Syndra geçen hafta oynamış mıydı? Geçen hafta değil de daha önce oynadı. Daha önce ben de oynadı diye hatırlıyorum. Evet. Soraka'ya yönelir gibi olmuştu Galacticos. Ardından Rumble seçimi geldi. Rumble, Leona şu an hala ölümcül derecede kuvvetli bir ikili. Soraka açık durumda. Yanında bir de Jarvan'ı görürüz tabii normalde. Jarvan bu da yasaklanmış olduğu için o üçlüye dahil olamadı. Yalnız bu ikiliye yeni cevap veren şampiyonlardan biri o Soraka. Evet. Rumble Leona'ya karşı çok iyi bir cevap. Varus Tam Kench olabilir, Varus Braum olabilir, Leona'ya karşı bunların da cevapları olduğunu biliyoruz ama Tam Kench kendini savunamıyor. Öyle ben o yüzden Braum'u tercih ederim. Yani. Ben de Braum'u tercih ederim. Artı Leona'ya karşı daha da kuvvetli zaten. Aynen, Braum da geldi. Yani Leona'nın üzerine yük bıraktığınız zaman en azından onu aradan çıkarma teziniz olur. Ya şimdi işte şu an Soraka'yı alırsa Galacticos ve Ornn gibi bir şampiyonu yasaklarsa savaş başlatma konusunda zorlanabilir. Burada ormancı almak zorunda da değiller bu arada. Çünkü bir sonraki seçimi de onlar yapacak. İstedikleri ormancıyı bırakıp diğer iki ormancıyı da yasaklayabilirler. Burada nişancı ya da üst koridor gibi bir seçime yönelip burada muhtemelen ormancıları yasaklayacaklar ve ormancı tercihinde kendileri bulunacaklar. Bu arada şu an bilgi geldi. Black bir defa Syndra oynamış. Onda da kaybetmiş. Ama tekrar denememesi için bir sebep görmüyoruz. Aynen. Diyeceğim ben Varus Braum belli oldu zaten alt koridor. Şimdi ikinci yasaklama evresine geçtik. Oldukça meta şampiyonlar seçildiler şimdiden. Evet. Soraka yasaklaması geldi konuştuğumuz üzere. Kendi şampiyonlarına çok ters. Özellikle Rumble'ın olduğu bir ortama çok ters geliyor Soraka. O yüzden bunu tercih etmiş olabilirler. Bakalım tabii şimdi. Ya acaba şu Karthus ne zaman gelecek? Bir noktada Karthus gelecek çünkü. Geri dönüşünü bekliyor muydu? Çünkü aslında şu anda ormanın size sunduğu kaynakları en verimli alan şampiyon. Artı Soraka'nın olmadığı gibi senaryoda gördüğünüz üzere yani Braum'u kenara koyulmamış. Şampiyonlar kırılgan maçın içerisinde. Ve mobil olmayan şampiyonlar çok kullanılıyor. O yüzden genelde Karthus'un problemi herkes çok mobildir. Bir sağdanki yana öbür taraftan öbürden birileri üstünüze atlar tek gerek kalırsınız öyle. Şu an onlar yok ama. Ortalıkta yok yani. Normalde var metada ama bu maçın içerisinde yok. Tabii şu anda hiçbir ormancı yasaklanmadı. Şimdi muhtemelen oraya gitmeyecekler. Ve ellerinde kompozisyon bana biraz daha sanki Gragas oynamak isteyecekler gibi duruyor Dark Passage için. Dark Passage Gragas oynamak isteyecektir. Evet, Braum'da varken Gragas'ı kendi elleriyle Gragas'a gitmek istemeyecekler gibi geliyor. Ama onlar da karşısından Lee Sin falan oynayabilirler ama Lee Sin... Ya evet, metada yeri var ama biraz ihtiyaç, yani mecburiyetten var. Yine Juzu için GP istiyor galiba Dark Passage'da. Şu an alabilirler. Gangplank, Gragas gayet olabilecek bir ikili şu an onların kompozisyonu. Ama onlar Gragas'tan ziyade Rexa'yı geneldeki Türkiye için tercih ediyorlardı. Bakalım, ben de burada açıkçası Gragas'ı tercih ederim. Çok daha sağlıklı bir seçim olduğunu düşünüyorum genel toplamda. Bir de tabii Miss Fortune'a karşı falan çok iyi bir silah. Evet ama Rexa'yı da Lee Sin'e karşı kuvvetli bir silah. Orman eşleşmesinde avantaj yakalamak istiyor olabilirler. Ki Kitruken iki maçta da Rexa'yı oynamıştı. Oynadı. Hatta Black de iki maçta da Varus oynamıştı. Şu an 3 maç üst üste aynı şampiyonu alıyor Dark Passage. Evet. Orman ve nişancı tarafında. Gangplank'i kör seçebilirler. Üst koridor havuzu oldukça daraldı. Aatrox var, Gangplank var. Evet, Aatrox'a yöneldiler. Böylece Dark Passage'ın kadrosu tamamlanmış oldu. Bakalım Aatrox'un karşısına neyi yollayacaklar? Camille yasaklanmışken Fiora belli oluyor. Yani Aatrox için yaptılar zaten o yasaklamaları. Biraz sanki hani üst koridor şampiyonluğu biraz zorlamak istiyordu bu Galacticos tarafından. Tabii Soraka da olmadığı için. Evet. Fiora olacak gibi duruyor. Yani net bir karşı seçim Fiora. Açıkçası Gangplank daha sağlıklı bir senaryo olur. Bu arada bence uzun süredir farklı bir galibiyet koşuluyla oynanan maç izleyeceğiz. Evet. Herkes takım savaşıyla kazanmaya çalışıyor şu anda. Ki hani bahsettik, çok fazla objektif var. Objektifleri alıp zaten onların etrafında rahat rahat savaşı kazanabiliyorsunuz. Özellikle Ejderha ve Kadim Ejderha ile birlikte. Fiora farklı bir galibiyet koşuluyor. Fiora'yı siz gidip de 5'e 5 takım savaşına sokalım diye bir modda sokmamamız lazım. Çünkü Braum, Syndra, Varus ultisi bir şeyler sürekli ona çarpar ve kitle kontrolü kalır. Fiora ile ayrı kittirmeniz lazım. Ama şöyle nasıl bir savunma yapacak Galacticos? Aynen öyle. Savunma yapabilecek bir şampiyonları yok. Yeterince minyon temizlemesi yok bir kere. Ayrıca mesela şey onlar Gragas'la oynasalardı, Gragas MF'le tutabilirlerdi. Aynen öyle. Çok daha sağlıklı olur. Disengage'leri çok sınırlı. Lee Sin ultisi dışında çok net bir disengage'leri yok. Belki takım savaşını Rumble'la bölebilirler ama minyon dalgası temizleme konusunda da oldukça problemliler. Kalan Fiora dışında, Fiora her ne kadar öne geçip ayrı kittirme yapsa bile kalan 5'e 4'te kazanacaklarının garantisi yok. Doğru uygulamaya ciddi şekilde bakıyor. Evet, böylece iki takım da kompozisyonlarını tamamlamış oldu. Şampiyonlar seçildi, koçlar el sıkışmaya geliyorlar ve biz de sözü sunuculara bırakıyoruz. VFŞ'yle ikinci hafta birinci günde iki maçı geride bıraktık ve kalan maçların aktarımında ben Aykut Üfon Özgan, yanımda Ercan Triyabane Bozkurt. Sizlerle birlikte olacağız. Dark Passage ve Galacticos karşılaşıyor. Dark Passage ilk haftayı yenilgisiz kapatmıştı Trial. Ne diyorsun, bu maçta ne olur? Galacticos bir şekilde Dark Passage'ı karşı kazanıp Dark Passage'ın 2-0'lık serisini bozabilir mi? Kompozisyonlar öncelikle çok güzel, onu söylemek istiyorum. Baktığımız zaman takım savaşına dayalı bir maç izleyeceğiz. Evet. Miss Fortune ultisinin çok önemli olduğunu belirtelim. Baron'da olsun, Ejderha'da olsun o alanı ilk gidip görüşü kazanıp kontrolü ele alan taraf her zaman bence bir adım önde olacaktır. Özellikle dikkat etmemiz gereken noktalar buralar. Ya tabii sadece Miss Fortune değil, Leona ve Leon'un ultisiyle birlikte bir de Rumble'ın aynı şekilde dengeleyicisiyle birlikte alanı çok iyi kontrol eden yetenekleri de var ve karşılaşmaya başlıyoruz. Dark Passage mavi tarafta çıkıyor bu maça. Kırmızı tarafta haliyle Galacticos olacak. Alev ejderi oyunun ilk ejderi. Ve başlangıçlara baktığımızda da Vayne musibet iksiriyle karşısında Kenzuke Doran Kalkan ile başlamış Rumble'la beraber. Tabii özellikle bu orta koridorda Syndra olarak devamlı koridoru Rumble'ın üzerine yıkmanız gerekiyor ki o yırtıcıdan olabildiğince az verim alsın Rumble. Çünkü çok erken seviyelerde yan koridorlara gidip skor veya skorlar kazandırdığını gördük zaman zaman. Bu noktada tabii ki de Vayne'ye ekstra bir iş düşüyor. Ormancılara baktığımız zaman ikisi de erken oyuna inanılmaz derecede katkı yapabilecek şampiyonlar. Bu noktada da zaten hem Trix hem de Türken bunun farkındadır. Erken oyunda bu iki şampiyondan bir tanesi avantaj kazanırsa direkt hemen diğerinin ormanına girip ona o ormanı adeta dar edecektir. Takımlar da defansif bir şekilde zaten şu anda nehrin üzerinde bekliyor. Ya tabii seçime saklama ekranında Trix Lee'sine yöneldi. Belki de en çok oynadığı şampiyon kendisinde ama karşılığında direkt cevap geldi hemen ki Türken'den. Rek'Sai'nin erken oyunda ve aslında devam eden oyunda da Lee'sine karşı güçlü bir seçim olduğunu biliyoruz. İki ormancı muhtemelen yani Trix karşılaşmak istemeyecektir çok fazla ama Kitürken muhtemelen Trix'i arayacaktır ormanda. Bu arada üst koridorda seviye 1'de koridoru ittiren taraf şimdilik Juzu. Tabi burada ters bir karşılaşma öncelikle Juzu için. Diğer taraftan da bu koridoru ittirip seviye avantajını alıp kendisini biraz daha güvenli konuma çekmek istiyor ama tabii ki de bunu yaparken de koridoru da ideal bir noktada tutması lazım. O da bunu yapmaya çalışıyor şu an. Tabii oyunun ilerleyen aşamalarında eğer oyun eşit giderse, işler biraz üst koridorlara kalırsa ayrı kittirme, bu noktada tabii ki de Galacticos'un daha avantajlı olduğunu söyleyelim. Zaten Halpern'de ona değinmişti. Evet yani Fiora'nın karşı hamlesi tamamen Aatrox'a karşı zıt bir yetenek. Çünkü yetenekleriyle birlikte çok fazla sarvuran bir şampiyon Aatrox. Ya bir de hani bu iki şampiyon üzerinde şöyle bir olay da var. Şimdi Aatrox takım savaşına girerken çok fazla düşünmüyor hani nereden, istediği taraftan, hani önden olsun, yandan olsun ama Fiora ile böyle rakibin üstüne koşamıyorsunuz. O flank dediğimiz o arkaya sarkma hamlesini yapmanız gerekiyor. Bu da tabii ki de ister istemez Leola'nın işini biraz daha zorlaştırıyor. Evet, o noktada tabii yan koridorların hakimiyeti çok da önemli olacak. Şimdi Kitürken Trix'in ormanına girdi. Orada gagaları alırken Trix'i alt nehirde Yampiri Yengeç'i alıyor şu anda. Bu arada iki orta koridor oyuncusu da ışından dahil oldu oyuna. Oyunda şu anda 4 tane ışından var ve nişancıların arındır tercih ettiğini görüyoruz. Özellikle bu sezon nişancılar çok fazla artık arındır tercih etmeye yönelmeye başladı. Real. En başta o geliyor tabii. Yani Leon'a çok özel alt koridorda, yani seviye 2'de başlayan bir agresiflikle zaten tek başına nişancıyı yok edebilen bir şampiyon haline geldi ki 10.3'te zaten hani ufak tefek kırpmalar yaşandı Leon'un özelinde. Tabii MTS'in de burada arındır almasının en büyük sebeplerinin başında Braum'dan daha çok Varus ultisi tabii geliyor. Aynı şekilde Syndra'nın da kitle kontrolü mevcut. Şu an için alt koridorda Misfortune Leona ikilisinin biraz daha üstünlük kurduğunu görüyoruz. Hem minyon konusunda hem de koridor hakimiyetinde. Bakalım dakika 5'te direkt olarak Ejder'e başlayacak mı ormancılardan bir tanesi? Şu an için henüz ikisi de üste dönmedi. Ama Kitruken orman kamplarını temizleme konusunda bir adım önde. 23'e 21 oraya alınca Trix muhtemelen dengeleyecektir diyecektim ama Kitruken de boş durmuyor. Orada kurtları almakla meşgul. Biraz önce Luana Kitruken'i gördü attığı totemle birlikte. Onun bilgisi hemen alt koridora da gitti. Orada MTS ve Tarki'de agresif oyunlarına devam ediyorlar. Yani koridoru ittirmeye. Black'in canında neredeyse yarıya kadar inmiş. Kitruken rakip ormandaki Gromp'a bir sinyal gönderdi ama sanırım alt koridorunun durumunu gördükten sonra vazgeçti ondan. Kendi ormanını temizleyecek. Diğer tarafta Trix üste dönüp o ormancı eşyasını, avcı palasını ekledi çantasına. Acaba direkt Ejder'e başlar mı Trix? Yani şu anda başlayabilir. Sen o söylediğin eşyayı da üstüne aldığı için tek başına bu işlemi gerçekleştirebilir. Herhangi bir totem yok. Kitruken kendi üstüne dönüyor. Derken totem geldi oraya. Absolute tarafından. Şu anda Ejder'in alındığını biliyor ama canını göremiyor Dark Passage tarafı. Ve burada pek de bir şey yapması mümkün değil gibi. Çünkü alt koridordaki üstünlükle beraber Tarki de çok rahat yardıma gidebildi. Üstüne aynı şekilde Kenzuke'de. Çok erken bir Ejder burada. Galacticos tarafına gitti. Alt koridor baskısını burada son derece iyi kullandılar. Evet, teknik koridorlarda seviye 6 olmak üzere Kenzuke, hatta şu an seviye 6 oldu bile. Üst koridorda bir takas, karşı hamle istediği gibi kullanamadı Leona ama seviye 6 oldu o da. Fakat Juzu'nun da 6 olduğunu görünce hemen geri çıkıyor. Yırtıcı ile birlikte bakalım Kenzuke erkenden bir yerlere gitmeyi düşünecek mi? Işınlan'la geldi orta koridora. Şimdi biraz önce gerçi o takasla Juzu üstüne dönmüştü, Işınlan'ı kullanmıştı, direkt tabiyle koridora geldi. Luana üstüne dönmemişti, bir eşya farkı vardı. O da Tiamat olarak dengeledi üste dönüşüyle birlikte. Oradaki takaslarda Juzu'nun bir tık daha dikkatli olması gerekecek. Alt koridorlar henüz üste dönmedi. Bir tarafta 52, diğer tarafta 60 milyon var. Evet, yani 2006 civarında bir altın var nişancılarda. Şimdi Trix alt koridora yakın, seviye 4. Burada Blake'in canının az olduğunu biliyorlar ve şifası da yok tabi alt koridorda Dark Passage'ın. Bunu değerlendirmek için buraya doğru yöneldi Trix ama oradaki totem Trix'i gösterdi. Yalnız Kenzuke de buraya geliyor seviye ama altı. Dark Passage de takip ediyor orayı. Galacticos vazgeçti kule altından. Türkiye'nin orada toteme yakalandı. Vazgeçmeleri bence mantıklı bir karardı bu. Evet tabi Rumble'ın bu tarz konularda çok büyük avantajı var dengeleyicisiyle birlikte. Belki kule menziline girmeden bile bir şekilde rakibini püskürtebiliyor veya hasar verebiliyor ama yani skor alabilecek yeterli canı indirememişti rakiplerine. O yüzden belki de vazgeçti Galacticos. Şimdi kırmızı güçlendirmesine sinyal gönderdi. Az önce Galacticos tarafı. Trix oraya doğru yönelecek. Orta koridorda minyon farkı var. Vayne burada iyi bir iş çıkartıyor. Ama yani Syndra'yla da minyon kaçırmak çok daha zor aslında almaktan. Belki de en rahat minyon biçebilen orta koridor şampiyonu. Animasyonu çok iyi. Evet tabi otomatik saldırılarda da özellikle bazı şampiyonların animasyon etkisi minyon almanızı zorlaştırabilir ama yetenekleriyle hallediyor işi Syndra. Yani mevzu oralara gelmişken aklıma gelen Anivel almak çok zor ya. Onu düzelttiler ama ya. Ya yine de o ufak bir yani böyle bir gecikme oluyor yani ayarlaması bir tık zor diye hatırlıyorum. Evet sen bayağı eski zamanlardan bahsediyorsun? Yani en son sezon 4'te falan oynamışım. Bir de arada bir aramda falan geliyor zaten. Aslında bu tarz şampiyonları ben normal profesyonel arada görmek istiyorum. Hani bence bir elden geçirilmesi lazım. Yani Ahri olur, Anivio olur. Hani biraz daha böyle makro oyuna güzellik katacak şampiyonlar bence bunlar. Ya birçok şeyi sadece orta koridor değil, verdiğin örnek orta koridor şampiyonları ama meta da belirliyor. Yani diğer koridorlarda oynanan şampiyonlar da belirliyor. Hı-hı. Örneğin bir ormanda Jarvan metayken Anivio alamıyorsunuz. Evet. Şampiyon çok hantal kalıyor durumlarda. Tabii Froggun'un hiç metada olmadığı zamanlarda bile bolca anime oynadığını biliyoruz aslında. Bazı özel oyuncular var tabii. Bayanet de burada mağ güçlendirmesini aldı. Onun için her şey iyi gidiyor orta koridorda. 84'e 63. Evet, dakika 9'a geldik. Henüz kan dökülmedi ve ormancılar da yani çok fazla böyle koridorlara uğramayı tercih etmedi. Uzaktan baktılar şöyle bir. Bir okyanus ejderimiz var. 1 dakika 15 saniye içinde vadiye gelecek. Bakalım bunun için Dark Passage herhangi bir şey yapmayı tercih edecek mi? İlkini bırakmışlardı alev ejderini. Bu arada alt koridorda bir savaş. MTS'in canı bayağı azalmış durumda. MTS orada ilk kan olacak gibi ilk kan Vayane'ye gidiyor. Tarkin'in de buradan çıkışı yok. Birkaç saniye önce oyun yavaş ilerliyor demiştik. Skor çıkmıyor demiştik. 2 skor birden gitti Dark Passage'a ve ikisi de Vayane'de. Sol tarafa bakıyorum. Bu skorları alırken Dark Passage herhangi bir sıçra kullanmamış. Acaba pozisyon dışı mı kaldı bu noktada Galacticos? Görmek lazım. Yani muhtemelen Galacticos başlattı savaşı ve Dark Passage'e yetişti gibi görünüyor. Dediğim gibi 2 skor Vayana'da, hala sıçrası duruyor onun da. Ve pozisyonun başlangıcını izliyoruz. Absolut yandan gelmiş, minyonun üzerine atlamış. Meydanda yükünü bırakmış, ulti atmış. Üstüne tutuştur da geliyor oradan. Arka taraftan Kiturken ve Vayana o kadar güzel açıdan geliyor ki. Yani Miss Fortune sıçrasını kullandıktan sonra adeta hani kaçacak yeri kalmıyor. Evet, iyi hazırlanmış bir baskın diyebiliriz aslında Dark Passage tarafında. Juzu skorda orada hemen ultisini kullandı. Buradan uzaklaşmak istiyor. Şunu da ekleyelim. Biraz önceki o takım savaşında zaten iyi durumda olan Vayana 2 skor gitti. Onunla birlikte daha güçlü bir Syndra izleyeceğiz oyunun geri kalan kısmında. İlk eşya seçimi ne diyorsun? Hamamur'ya takım savaşını kontrol etmeye yönelik bir eşya. Ve ikinci ejder de geliyor Galacticos'a. 2 skor Dark Passage aldı. Vayne daha da güçlendi ama ejderler konusunda Galacticos iyi iş çıkarıyor. Ve hızlanan bulut rüzgarları. Yani 4 ejder çok etkili oluyor. Özellikle bulut ve okyanusta. Buna çok daha yakın olan taraf Galacticos. Bu arada üst koridorda başlangıçta hatırlayacaksın. Bu arada alt koridorda bir savaş var. MTS yakalanmış. Black'ten gönderilen ulti arındır da bekleme süresinde MTS'in. Dark Pass'ı 3-0'a getirdi. Juzu fena götürmüyordu erken dakikaları. Şu anda minyonlar da eşit, eşyalar da eşit belki ama artık Fiora yavaş yavaş birebir de üstünlüğünü de göstermeye başlayacak. Ama şu ana kadar iyi götürdü. Önemli olan kısımda buydu. Diğer taraftan Vayana yine buraya geldi. Hani herhangi bir şey olursa yaklaştı ama buradan herhangi bir asist alamadı. Yani Miss Fortune'un oyunun erken dakikalarında bu kadar fazla geriye düşmesi Galacticos adına bir sıkıntı. Ve alamet alınıyor burada. Alamet Dark Passage'e gidecek. Belki ejderler konusunda bir şekilde kazanma koşulu var Galacticos'un üzerinde ama tabii, hem 3 skor hem alamet oyunu hızlandırırsa Dark Passage belki o dakikalara gelmesini bile engelleyebilir oyunu. Kesinlikle öyle. Şu ana kadar Kensuke biraz koridorda fazla çakılı kaldı. Tabii Vayana buna izin vermedi. Oyunun başında konuşmuştuk, bahsetmiştik. Eğer koridordaki minyonları bir şekilde Vayana Rumble'ın üzerine yıkarsa, Rumble'ı koridorda kalmaya zorlarsa Rumble'ın etkisini bayağı düşürenden söz etmiştik ama şu ana kadar harika bir iş başarıyor. Ya bir de çok da fazla baskı gelmeyince Vayna'nın üzerine rahat bir koridor geçiriyor. Ama tabii Lee Sin olarak şu an hani orayı baskın atmak demek hani sizi çok tehlikeli bir noktaya sürükleyebilir demek. Tabii de ormancılar artık eskisi kadar tecrübe puanı konusunda önde götüremediği için hep böyle 2-3 seviye geriden gelmek gerekiyor koridoru ki o tarz kırılgan bir şampiyonu da Syndra çok sever. 3 seviye fark var. Evet. Yani orada temiz bir insek gelmese zaten direkt düşecektir diye tahmin ediyorum. Nişancılara baktığımızda M-Test ilk eşyasını tamamladı. Henüz Black bitiremedi çünkü savaş çizmesini aldı o. Vayne yine geldi. Alane çağrılıyor alt koridorda. Şu anda Kenzuki orta koridorda ama ışınlanı var. Fakat ışınlan kullanabileceği çok iyi bir yer yok gibi görünüyor burada ve ilk kuleyi bırakacak Galacticos Dark Passage'e. Alt koridorda 4 şampiyon özelinde bölümde altınlar. Dakika 14'e geldik. 3000 altın önde Dark Passage. Skorda 3-0. Kenzuki'de aşağıda herhangi bir şey çıkmayınca hemen orta koridora doğru koştu. Oradaki minyonları temizleyecek. Bayana da yandan o koridora dahil olacaktır. Yani altın farkı da 3000 altına yaklaştı. Evet, bir sonraki ejderde bir takım savaşının üst koridorlarına dahil olduğu bir takım savaşı izleyebiliriz. Çünkü 3. ejderi de bu kadar erkenden bırakmak istemeyecektir Dark Passage, özellikle üstünken. Ya tabii Galacticos adına şu an gerçek tehlike Syndra. Bir şekilde takım savaşlarında ona ulaşmak zorunda ya da Kenzuki'den müthiş ulti gelmesi lazım. Ama şu an hasarda böyle çok üst düzeyde değil aldığı eşya ile birlikte Vayne'de. Çok daha işlevsel, kitle kontrol vesaire bakımından. Mana konusundaki problemini çözüyor ama. Yani Luden de çözüyor aslında. Ya biraz daha ucuz bir eşya aslında. Tabii biraz. Luden'e göre eğer onunla kıyaslayacaksak. İkinci eşyasını daha erken tamamlayabiliyor. Bakalım o savaşa bir bilinmezlik küresi olarak gelebilecek mi acaba Vayne'a? Birleştirme altını kalmış. 665 yanılmıyorsam. 40 saniye. Ve çok erken dakikalarda buraya gelip şimdi Dark Passage görüşü almaya başladı bile. Evet, mavi güçlendirme çıktı Galacticos ormanında. Tabii nehirde alınan görüş çok daha değerli. Herhangi bir şekilde yok edilemiyor rakip tarafından. Süresi tamamlanana kadar 20 saniye kaldı ve orta koridordaki minyonları ittiriyor burada Galacticos. Ejder için son 10 saniye ve üst koridorların ışınlanı var. Üst koridorların ışınlanı var. İki oyuncu da bayağı geriye çekildi ki pozisyon arayacak ışını atmak için. Peki ışından kullanabileceği şöyle bir bakıyorum. Dark Passage tarafında Juzu'nun ışından kullanabileceği bayağı çok iyi totemler var. Bayağı fazla var. Ama Galacticos'un Dark Passage ormanında bir totemi yok. Yani arkadan kapatmasını sağlayamaz üst koridorunun. Bakalım ejder'e başlayacak mı iki tarafta? Üst koridorda Luana biraz daha yakın oynamayı tercih ediyor. Şimdi minyonları ittirip geri çıktı tekrardan. Ve bulut ejderine başladı Galacticos ama bir kez daha bırakma kararı aldılar. Şimdi nehrin kontrolü Dark Passage'a geçecek. Orta koridora doğru atıldı oradaki Türken. Tarki biraz hasar aldı. Sersemletiliyor. Yarı canını kaybetti Tarki. Ejder öncesinde. Orta koridordaki minyonları temizlediler. Şimdi bir anda buraya dönüp ejderi alacaklar diye tahmin ediyorum. Ejderi bırakıyor sanırım Galacticos. Bıraktılar. Yani yöneliyorlar ama biraz geç olmuş olabilir. 3000 canda. Trix buraya doğru yöneldi. Ejderi bıraktılar. Savaşa dönmek istiyor Dark Passage burada. Absolute'dan kullanılan bir Freljord karşılaması boşa gitti. Kenzuke'den güzel bir dengeleyici. Kitürken çok fazlasını aldı orada. Kitürken düşebilir. Kitürken düşecek. Skor Kenzuke'de. Diğer tarafta ejderi bitiriyor Trix. Tarki'den kullanılan son anda bir kronometre. Tarki de sıçrayla oradan çıkıyor. Ve Trix de ejderi alıyor. Yani öyle bir dengeleyici attı ki Rumble. Miss Fortune'un mermilerinin içine gitmek zorunda kaldı Kitürken. Bundan bahsetmiştik. Yani bu özellikle işte ejder olsun, baron olsun, Rumble'un ikisi güzel atıldığı zaman size adeta direkt takım savaşını kazandırıyor demiştik. Kenzuki de öyle bir yere attı ki. Ve 3. ejderi de aldılar. 3. ejderi de aldılar. Senin de söylediğin gibi artık bir sonraki ejderde Dark Passage'ın takım savaşı yapması gerekiyor. Aynen öyle dediğin gibi ve kazandığı altınlarla birlikte tackle'cını da ekledi MTS çantasına. Şimdi orta koridorda Kenzuke de üste dönüyor. O da Liandir'in eziyetini bitirecek çok rahat. Eşyalar da tamamlanmaya başladı. Ve 3000'lik altın farkı da biraz eridi aslında. 1800 dolaylarında. Şimdi üst koridorlarda artık alt koridora doğru yol aldı. Diğer tarafta Cuzun'un arkasında bir kule var ama Luana için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz tabii ki de. Onun biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Evet ama bu birebiri daha çok Luana istiyor tabii. Tabii. Fiora Aatrox eşleşmesinde. Cellad'ın çağrısını da almış. Aatrox'a karşı alınabilecek en iyi eşyaların başında geliyor tabii. Can yenilemesini engellemek adına. Tarki de Gargoyle'ın taş zırhını tamamlamak üzere. Dark Beast buradan bir alamet çıkartabilir. Ya süresi çok az. 1 dakika var alametin yok olmasına. Bulduğu boşluğu hemen değerlendirdi Dark Passage. İkinci alameti de aldılar. Bunu orta koridoru kullanmayı tercih edecektir diye tahmin ediyorum. Bu arada Trix o bölgede aldığı ekstra hareket hızıyla çok hızlı bir şekilde hareket etti. Bu arada tekme kullanmak durumunda kaldı Juzu'ya. Çünkü Black'ten gelecek bir kitle kontrolle birlikte kötü pozisyonda kalabilirdi. Bu arada Absol canının yarısından fazlasını kaybediyor. Ters bir noktadan gelirken. Dengeleyici geldi. Vayana sersemletti orada. Rumble düşebilir. Kenzuke son anda kronometreyi kullandı. Mermi manyağı ile birlikte belki Vayana'yı oradan uzaklaştırıyor M-Test ama çok riskli bir noktadaydı Kenzuke. Alt tarafta bu arada Luan devam edecek. Şimdi Luan'ın karşısına biri gidecek. Kituruken oraya doğru yönelmişti. Juzu'yla beraber ve oradan uzaklaştı Luan'a da. Çok verimli bir alamet kullanımı olmadı. Muhtemelen Dark Pass'in burada aklında başka şeyler vardı. Hani belki orta kuleye alıp alameti ikinci kuleye kadar götürmek vardı ama bir anda orada Kensuke pozisyon dışı kalınca yani odakları değişti. Kensuke'yi düşürmek istediler ama o da orada kronometresini kullanarak hayatta kalmayı başardı. Vayana'da aldığı eşyanın efektini gösterdi az önce. Önce yavaşlatma ardından zayıflar acıma kombosu. Kitle kontrol. Yodo Morello'yu tamamlamak üzere. Morello Mikon'u 2 dakika sonra 4. ejder için. Bakalım bir takım savaşı izleyecek miyiz? Çok muhtemel görünüyor. Ve o ejder öncesi de bitebilecek potansiyel eşyalara baktığımızda M-Test'e eğer ebedi kılıcı tamamlarsa çok tehlikeli olacak. Black de Ginso'ya doğru ilerliyor ama onun yolu biraz daha uzun çünkü yeni harcadı altınını. Ya tabii Boros özelinde şundan bahsetmek lazım. Yani özellikle Rumble ve Misfortune gibi böyle alana hükmeden şampiyonlar olunca hasar çıkarması çok zor bir şampiyon. Yani kendinize yani doğru alanı yaratacaksınız, üstüne bir de o ultiler yokken hasar çıkartacaksınız derken zaten takım savaşı bitmiş oluyor. Bu noktada bile çok büyük işler, yani çok büyük iş düşüyor. O pozisyonu bir şekilde bulması lazım. Senin dediğin gibi özellikle o Ginsos'unda biraz var. Orta koridorda ulti gönderdi Tarkin'in üzerine. Yan taraftan Kituruken geliyor. Havaya savruldu o noktada Jiusu. Trix'i uzaklaştırdı. Çok kötü bir pozisyonda kalan Tarkin'i harika aradan çıkarıyor Dark Passage. Ve şöyle bir barona doğru yöneldiler ama vazgeçtiler. Mantıklı bir karar olmayabilir. Şöyle mana seviyesine bakıyorum. Yani Blaine çok fazla bir manası yok. Yuan'ın ışınlarını almak istiyorlar sanırım. Yani evet. En azından onu almak istiyorlar. Kituruken var onun arka tarafına geçerken canının büyük bir kısmını kaybetti. Ve biraz kırılgan bir halde. Işından hala kullanılmadı daha 7000'de. Burada çok fazla can kaybeder Dark Passage eğer hala kalmak istiyorlarsa. Bir şekilde tanklıyorlar. Juzu geldi şimdi buraya doğru. Leon alt koridordaki ikinci kuleyi almak üzere. M-Test'in üzerine kullanılan bir sıçra var Vayana'dan. M-Test hemen onun önemli sıçrasını kullanıyor ama Kituruken'i kaybetti burada Dark Passage. Işından geldi. Absol'un canı çok az. Rumble da düştü. Black de düşecek Leon'a'dan bir sıçra. Arka tarafta M-Test'i de kaybediyor Galacticos. 2-2 bir değişim. Ejder'e gidebilir burada Galacticos. Bir anda dönüp şu anda. Ve Luana tek başına da alabilir. Trix'le birlikte Ejder'e doğru ilerliyor Galacticos burada. Luana orta koridor kulesini de almak istiyor ve bu kuleyi de aldı. Yani Dark Passage'ın istediği tek bu ışından ama karşında çok fazla şey verecek gibi duruyor. Ejder'e de başladı Trix. 4. ejder buraya doğru Juzu muhtemelen gelmeyecektir. Absol şu anda üste dönüyor. Vayna üst koridorda ışınlanıyor. Galacticos burada 4. ejder'e sahip olacak. Ve dakika 22'de 4 ejder. Galacticos tarafından alındı. Vayna da üst koridor kulesini almak isteyecek burada. Pozisyonda tekrarını izliyoruz. Yani canları bayağı yarıya indi bu baronu yaparken. 5000'de o daha baron canı 5000'ken. Yani Juzu yandan geliyor. M-Test'in kafasına burada ultiler patlıyor tabii ama ki Vayna da burada ulti atıyor. Onu da söyleyelim. Arka tarafta Juzu 2 kişiyle uğraşıyor. Burada Luana gelip Black'i bitirmeye çalışıyor. Black kendisini saçar tohumla güvenli bir noktaya atıyor ama Luana da sıçrayla onu takip ediyor. Cuz da diğer tarafta iki kişiyi düşürüyor tek başına. Orada Türkiye'nin Baron düşürmüş sanırım orada. Evet. Dört tane ejderle bakalım. Galacticos'un oyun şeklinde bir değişiklik olacak mı? Çok önemli. Ya bu arada ulti bekleme süresindeki azalma en çok sanırım Rumble'ın işine yarıyor. Galacticos tarafına baktığımızda şu anda bekleme süresi 50 saniye ve seviye 16'da 40 saniye civarlarına düşecek diye tahmin ediyorum. Sadece objektif almak için burada atalım. Evet. Dark Passage orta koridorda toplandı. Alt koridordan Luana yine ayrı ittirmede. Buradaki Minyon'la birlikte kuleye hasar vermesini engelledi Galacticos rakibinin. Tabii diğer bir taraftan da Galacticos'un dakika 25 olmuş. Orta koridor kulesini hala ayakta tutabilmesi bir başarıdır, onu söyleyeyim. Haritada onlara bir üstünlük sağlıyor. Oyunu ileriye taşıma anlamında yine bir ulti geldi. Kuleyi hala ayakta tutuyorlar. Yani belki bu tarz durumda bulut ejderi olmasa bile kullanabilirsiniz bir Sorcerer ultisini ama bulut ejderi varken de çok daha istediği gibi oluyor Galacticos'un. O mermi manyağını bekleme süresi de şu anda 70 saniye. Bu arada Luana kırmızı güçlendirmeyi çaldı Black'ten. Şimdi Baron etrafında sinyaller gelmeye başladı. Galacticos'un Baron etrafında görüşü de hiç fena değil. Absol'tan sıçrayla birlikte bir oyun. MTS'in sıçrası olmadığını biliyordu ama Miss Fortune çok hızlı. Yellow Star geldi. Yo, o kadar değildi ya bu. Bir tık aldı. Kenzuke de üst koridordaki dış kuleyi alacak. Bu alınan kuleyle birlikte altın farkı tamamen kapanıyor. Galacticos ilk defa öne geçiyor altın. Evet. Üç dakika sonra Kadim Ejderha var. Kadim Ejderha'nın etkisinden bolca söz edildi bugün. Yani özellikle maçın başına şundan bahsetmiştik. İki takımın da takım savaşlarının çok kuvvetli olduğunu, çok takım savaşı görebileceğimizi söyledik ama şu ana kadar tam böyle bir 5'e 5 göremedik. Devam birileri geç geldi ya da takım savaşı daha o üst koridora gelmeden birileri düştü. Bakın tam anlamıyla bir 5v5'te kim neler yapacak? Asıl önemli olan konu burası. Oyunun belli bir kısmında da Kenzuke Minyon'a geriye düşmüştü. 25'e kadar açılmıştı. Kenzuke de tek adam Minyon farkını kapatmayı başarmış. O da önemli bir nokta Galacticos adına. Şu anda eşya bakımından Vayna'dan önde. Ve aldığı eşyalar biraz daha pahalı Vayna'nın aldığına göre. Kadim Ejderha 2 dakika kaldı. Baron etrafında hala 2 tane kontrol totemi var Galacticos'un. Hatta kendi ormanındakini de sayarsak 3 tane. Ya Galacticos'un hem takım savaşı avantajı var, Rumble, Miss Fortune ve Leona ile, hem de bir ayrı ittirme potansiyeli var. Burada sanırım bir karar vermesi lazım. Luana üzerinden mi yoksa takım savaşı üzerinden mi oynayacak Galacticos? Yani eğer öyle bir şey yapmak istiyorsa Luana'nın şu an otomatik olarak üst koridora gitmesi gerekiyor. Eğer Kadim etrafından oynayacaksa. Yani pozisyon değişikliği gerekiyor. Ki Fiora'yı en uzak noktaya göndersin ki oraya birilerini çeksin. Ama bunu tabii ki de Rumble'la da yapabilir ama Rumble'ın orada olmasını istersiniz ya. Hani ışınlanma gelmesini istemezsiniz Rumble'ın. Yani zor bir durumda zaman kazandıracak çok kilit bir yeteneği var Rumble'ın. Kadim Ejderha'ya 1 dakika kaldı. Baron'a şu an için yönelmiyor iki takımda. Oraya sinyaller geliyor ama iki takımda görüşü var. Evet, Tarki biraz daha niyetini belli etti gibi. Kadim Ejderha etrafında görüş kazandırmak istiyor. Herkes şu anda bıraktı. Tam bıraktı. Yani haritanın alt tarafını tamamen açtı takımın aslında. Yani şu an Galacticos görüşünden bakabilirsek, Reggie'den rica edebilirsek. Evet, yani tüm geçişleri gösteren totemleri var. Diğer tahtamda... Ama totemler kırılıyor şimdi. Aynen öyle. Absolute oradan Reggie merceğiyle işe koyuldu. Şimdi şöyle buz yanına orayı bir yokladı. 15 saniye kaldı Kadime Ejderha'ya. Buraya doğru yöneliyor Galacticos tarafı ve senin dediğin gibi Luana şimdi üst koridora çıktı. Bu arada Luana yanlışlıkla bir sıçra mı kullandı? Evet. Nerede attı acaba? 15 saniye önce kullanmış. Ya ben genelde sinyal atarken F'ye elim çarpıyor ama o tarz bir şey mi oldu acaba? Bazen dans ederken de oluyor. Kadime Ejderha'ya başlattı şöyle bir cüzü. Hemen uzaklaşıyor oradan. Alt tarafı ittirmeyi başardı Dark Passage. Orada minyon dalgası var biriken. Hemen zaten Luana gitti oradaki kontrolü tekrardan geri almak için. Yani Türkiye çok önde kaldı. Orada yalnız Türkiye'nin sıçrası da vardı. Bu arada nehir kontrolü bir anda Dark Passage tarafına geçti burada. Daha temkinli oynamak istiyor Galacticos. Luan alt koridorda ittiriyor çünkü. Evet, bu arada Luana'nın sıçrasını da gördük. Kötü pozisyondan çıkarmış kendini. Kule menziline girmek istedim. Oo, Tarki çok önde kaldı. Tarki yakalandı. Kitle kontrol geliyor üzerine. Gargoyle'ın tarz zırhıyla birlikte çok fazla tankladı Tarki oraya ama Luana olmadığı için bir türlü savaşmak istemiyor Galacticos. Tarki düştü. Kadime Ejderha öncesinde yaklaşık 30 saniye boyunca Tarki yok. Yalnız Tarki burada yakalandı ama şimdi evet pozisyon dışında kaldı. Takım arkadaşları yakındı. Yani ulti çok... Yani ulti gelmedi Kensuke'den. Daha erken atabilirdi ulti. Bakalım burada deneyecek mi bir şeyler acaba Galacticos? Alt taraftan Luana geliyor. 6000 canda. Trix kendine bir pozisyon aradı. Biraz canını doldurdu orada Kadime Ejderha. 5000. Dengeleyicinin gelmesine yaklaşık 10 saniye var yalnız. 3500, 3000'e indi. Kensuke buraya doğru yaklaşıyor. Vayna'nın canı çok az. Ben manyağa geldi. Kadime Ejderha burada Black'te kalıyor. Ve takım savaşının devamında havaya savrulan ve MTS aralıkları kullandı ama pek fazla işe yaramayacak. Luana burada yakalandı. Luana'nın üzerinde 5 kişi var ve Luana da düştü. Buraya kadar altını Black'te. 2 skor daha çıkardı Kadime Ejderha ile birlikte Dark Passage. Yani 1 dakika öncesinden aslında biraz da belliydi bu senaryo. Tarki'nin düşmesiyle birlikte. Aynen öyle, bakalım Dark Passage buradan Baron çıkarmayı deneyecek mi? Şu an ışından geldi. Trix hayatta, çarpı mevcut. Oradaki saçar tohumu da Juz'u almayı başarıyor. Bakalım burada Galacticos neler yapacak derken Galacticos zaten burayı bıraktı. Orta koridordan Kensuke'ye Tarki kuleyi almak için yanına itiriyorlar. Hem Kadime Ejderha hem de Baron güçlendirmesi Dark Passage'da. Bakalım önümüzdeki birkaç dakikayı, yani Baron güçlendirmesiyle birlikte en az 3 dakikayı nasıl geçireceği çok önemli DP'nin. Altın farklı tekrardan 4000 dolarlarına çıktı. Dark Passage adına. Yani Galacticos için birden çok şans var bu takım savaşında ama onlar biraz geç kaldılar. Diğer taraftan Dark Passage burayı soğukkanlı oynadı. Ejder de orada son vuruşla Blade'e gitti. Burayı tekrardan izleyelim. Tabi Rumble ultisinden gelmesine hala belli bir süre var burada ama sanki Miss Fortune ultisiyle beraber alanın dışına itebilirler. Yani evet. Yani Miss Fortune öyle bir zamanda gelmiş ki zaten ejder alınmış. Düşmek üzereyken atıldı. Evet. Ardından da Kiturken burada sıçrayla birlikte zaten M-Test'i yok etmiş. 5 kişinin arasında kalan bir kör, oradan da çok bir şey bekleyemezsiniz. Şu an orta koridordaki iki play oluyor Dark Passage. Luana üst koridorda devam ediyor. Yani Galacticos burada skor vermezse önümüzdeki 30 saniyede mutlaka birinin Luana'ya dönmesi gerekecek. Hem dengeleyici kullanıldı hem de mermi mayağı kullanıldı burada. Minyonları temizlerken hasar da verdi Tarki. Fena olmasa da Galacticos. Tarki çok fazla hasar alıyor. Bu arada Black düşmek üzere. Leona ultisine geldi Black üzerine. Black düşmüyor burada. Black üste dönmekten de vazgeçti. Luana'yı tutmayı çözüldü ama buradaki inhibitörü tutması pek de kolay olmayacak. Luana savaş istiyor burada. Yalnız inhibitörü de alamayacak gibi görünüyor ve Juzu Burada skor alıyor. Seriye bağlıyor. Işınlanı da var. Bakalım Juzu buraya ışından kullanıp acaba oyunu bitirmeyi deneyecek mi Dark Passage? Black minyonlardan canını yeniledi. Orta koridordaki inhibitörü de düşürdü DP. Öndeki minyona belki atabilir. Juzu'dan kullanılan bir ışından var şimdi. Juzu buraya geldi. Nexus Kulesi'nin birinin canı yarıya kadar düşmüş durumda. Vayne'a çok fazla saldı. Kuleye de vuruyor. Vayne kuleye düştü. Buraya kadar altını Kenzuke'ye gidiyor. Yalnız Black de orada Tarki'yi aldı. Şimdi MTS'den kullanılan bir sıçra. Canlar çok az da EP tarafında Absolute haricinde. Ses dalgası tuttu Trix'ten ama oraya gitmeyi tercih etmeyecek. Ve DP de buradan geri çıkacak gibi ama Juzu şeyler deniyor orada. Juzu rakiplerin üzerine gidip çok fazla can yeniledi ve MTS aldı. Son yük. Maçın sonu mu gelecek acaba? Trix'in üzerine orada. Son bir yük gelmiyor ama Juzu devam ediyor. O nasıl bir can yenileme? Trix düşecek orada. Juzu'dan gelen bir skor, daha doğrusu skorun alınmasına çok yardımcı oldu. Alt koridordaki inhibitör de istiyor burada. Dark Passage inhibitör kulesi yok oluyor burada. Şimdi araya giren bir Luana var. Luana 4 kişinin arasında. Luana yok oldu. Yanında bir de bonus skor oldu Kenzuke. 2 skor birden Black'te. Luana neden böyle bir şey yaptı? Luana'dan bir intihar. Tarki o da tek başına giriyor. Tarki de düşecek. Düşmeden önce yanına birini götürmek istedi ama başaramadı. Bu oyunun son anlamına geliyor. 34 dakika, 16-4'lük bir skor ve Dark Passage namağlup olarak devam ediyor. Gerçekten güzel oynadılar. O kadar fazla ejderi Galacticos almasına rağmen son noktayı kadim ejderde koymayı başardılar. Özellikle Juzu yandan gelişleriyle, arkadaki taşıyıcıları rahatsız edişiyle bence Dark Passage'a takım savaşında birçok şey kazandırdı ki bir noktadan sonra da gördük ki zaten artık hani Aatrox durdurulamayacak hale geldi. Ve son anlarda yaptığı hamlelerde Juzu'nun çok kritikti. Belki maç biraz daha uzayabilirdi ama MTS almasıyla birlikte oyunu noktaladılar orada. Dark Passage 3-0'da Galacticos 1-2'ye geldi ve şu anda DP'de izleyenleri selamlıyor, taraftarlarını selamlıyor. 3. galibiyetlerinden ötürü onları da tebrik ediyoruz. Ve MVP oylaması da başladı. Şu anda Juzu önüne götürüyor bu oylamayı. Muhtemelen de 300'ye gidecektir. Ama oyunun geneline baktığımızda Galacticos'ta belli başlı sorunlar var. Yani o kadar ejderi almışken bir tane takım savaşı sizin kontrolünüzde, sizin önderliğinizde başlaması gerekiyordu. Yani hiç o topa girmediler. O topa girmeyince de Dark Passage'da özellikle önemli olan yerde direkt devreye girdi. Ya bir de şöyle bir şey var. Takımınızda Rumble, Leona ve Miss Fortune varken takım savaşını sizin başlatmanız lazım. Yani zaten öndesiniz. Hep ürkek davrandı o noktalarda. Hiç denemediler. Hiç denemediler. Bir defa güzel bir Rumble ultisi geldi, hatırlayacaksın. Ejder'in orada. Direkt zaten hani takım savaşı başlamadan bitti. Geri kalan kısımda zaten yani özellikle Dark Passage'in oyunu yönlendirdiği, Galacticos'un hep oyunu göğüslediği bir oyun oldu. Evet ve 3. maçı da geride bıraktık. Şimdi analizmasına doğru ilerleyeceğiz. Juzu da orada bizleri bekliyor. Söz sizde doğru. Dark Passage 3-0 oluyor bu karşılaşmayla beraber. Ne düşünüyorsun Juzu? Hoş geldin öncelikle. Ya hoş bulduk. Merhabalar öncelikle. Yani heyecanlıyım. Çünkü bir an kaybedeceğiz dedim. Çünkü late'e doğru kompları çok iyiydi. Side'de hiçbir şey yapamadım Fiora'ya karşı. Ama o Elder Fight'ında Nash'ten sonra biraz daha... Aslında biraz daha Fiesta oldu ondan sonra ama yani kazandık. Yani bayağı bir soru işaretleri ile izledik böyle gözlerimizde soru işareti varken. Tabii birazcık da... Birazcık burada... Bu maça puanım bu. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz aslında değil mi? Özellikle normalde wave clear yoktu bu rakibin kompozisyonunun, Galacticos'un kompozisyonunun ama 2 tane ya daha doğrusu ruhla beraber, bulut ruhuyla beraber buna da kavuşmuş olmuşlardı. Çok çabuk bir şekilde hem Miss Fortune ultisi geliyordu hem Rumble ultisi geliyordu. Zaman kazanabilirlerdi aslında Fiora için. Birazcık hediyeyi onlar etti diyebilir miyiz? Ya evet bence de. Ya ben aslında early'yi kazanıyorum matchup'ta. Evet. Ben biraz ürkek oynadım early'de. Ondan sonra late'de Fiora'nın bir şey yapması gerekiyordu. Üstüme oynaması gerekiyordu. O da sadece hani karşımda farm yaptı. O yüzden hani benim için çok bir zorluk olmadı. Ben sadece farm yaptım yani bir yerden sonra. O da farm yaptı. Onun aslında üstüme gelip biraz daha beni darlaması lazım. Yani dive bile deneyebilirdi. Aynen öyle. Bir de o orta koridorda da yani o kadimden önce aslında avantaj Galacticos'un elindeyken onlar birazcık geriye çekildiler her nedense. Ondan sonra da başladı zaten böyle karşılıklı hediyeleşmeler falan. Bir şey pozisyonu çok güzeldi. Rek'Sai yine kapına cleanse, arındır basıldı. Üzerine öldüğü noktada Luana'nın bir tane zonyası var. Onlar enteresan. Tane Braum yuku varken hadi rakip beni kessin biraz bekleyeyim diye. Enteresandı. Maçın sonunda yine Fiora'nın senin kadimin varken seninle savaşmaya çalışması falan. Biraz enteresan bir maçtı ya ama yine de 3-0 oldunuz. Nasıl takım içerisinde bu sizin lige bakışınızı biraz değiştirdi mi? Ya biz 3-0 gibi hani 3-0'ız aslında şu an ama evin havası hiç 3-0 gibi değil ya. Bundan daha iyi ve clean sonuçlar bekliyoruz. Çünkü scrimlerimiz iyi gidiyor bence. Yani hani iyi takımlarla oynuyoruz ve gösterdiğimiz oyun buradaki stage'deki oyunun yani üstlercesi. Öyle söyleyebilirim. Tam kelimeyi doğru bulamadım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Ya işte böyle olduğu için burada maçlarda biraz hani sıkıntı olunca biz evde biraz hani geriliyoruz diyeyim. Yani üzülüyoruz tabii ki sonuçta. Çünkü evde gösterdiğimiz sonucu burada gösteremeyince aslında çoğu takım böyle olabilir tabii. Ama işte bizde öyle oluyor. Yani evdeki hava 3-0 gibi değil aslında. Öyle diyeyim. Biraz kompozisyonunuza bakalım. Maçtaki kompozisyonunuzda bence hani biraz geri düşmeyi kaldıramamanızın sebebi hiçbir savaş başlatma mekanizmanızın olmamasıydı. Ve zaten hani bir tane pozisyon var. Mecburen Braum deniyor. MF'nin üstüne flash falan. Arındırı yok diye üzerine atladı orada. Yani ilk önce aslında Rex'i Gragas düşünmüştük. Bence Gragas daha iyi olurdu. Bence de. Ama Lee Sin'e karşı biraz daha Rex'i oynamayı hani sevdiğimiz için. Yani üçüncü Rex'imiz bir de bu. Yani... Ya galibiyet getiriyor size. Evet. Zaten başka kimse de oynamıyor. Ama bir yerde adım atmanız gerekiyor sanki farklı şeylere. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve ben mesela geçen haftaki halinizi daha çok beğenmiştim bu haftakine nazaran. Çünkü evet belki rotasyonlarda hala iyi rotasyonlarınız var. Çünkü Vayna'nın mesela çıkıp alt koridora gidip alt koridordan skor alıyor oluş ve aynı zamanda hala Minyon'da üstün kalıyor oluş. Belki önemli noktalar ama sanki bugün itibariyle Dark Passage hani biraz şansa kazanılmış gibi hissediyorum. Evet, biraz daha şanslı bu. Evet, aynen. Ben de aynı fikirdeyim zaten. Ama sonuçta galibiyetti. Şimdiden tebrik etmek lazım. 3-0. Hala en iyi skora sahipsiniz sonuçta ligde. Teşekkürler. Evet. Bu gitgelli maçı da bu şekilde kazanmış oldunuz. Bu arada sana iyi bir haberim var. Taraftar oylamasında MVP seçildin. Sence bu maçın koptuğu nokta neydi? Yani ilk 3 ejderi bıraktınız. Hatta tam anlamıyla bıraktınız 3. ejderi. Böyle yürüyerek. Yani. Genel olarak ne düşünüyorsun bu konuda? Ya ben aslında haritanın alt kısmında olan hiçbir şeyle ilgili değildim. Çünkü sadece lane'de farm yapmaya çalışıyordum hani. Bir yerden sonra yeneceğini bildiğim için hep böyle korkak oynuyordum biraz. Aslında biraz daha önde oynamam gerekebilirdi. Yani oyunun bittiği kısım tabii ki sizin de hani düşüneceğiniz gibi Elder ve Baron'du yani. Ondan sonra yapabilecekleri bir şey yoktu. Aslında hala yapabilecekleri bir şey vardı. Ama sonra MF biz çıkarken hani oraya mini bir süre kafa attı. Ben de bizimkiler korkak oynadı ama QW'm var diye girmek istedim yani. Bir şey denemen çok zorundaydım yani. Öyle hissettim. Öyle. Pekala. Çok da iyi durumdaydın zaten. Bayağı da işe yaradı. En değerli oyuncusu maçın. Juzu'ya teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğin ekstra bir şey var mı? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim MVP seçtiğiniz için. Dark Passage taraftarlarına da sağ olsun. Bizi destekleyenlere çok teşekkürler.